İyi pazarlar değerli izleyiciler. Bugün iki konuğum var. Birincisi Türk sinema sanatının gerçek bir ikonu Tarık Akan. İşportacılık ve can kurtaranlıktan da başlayarak Ses dergisinin artist yarışması birinciliğiyle sinema oyunculuğuna geçmiş. Türkiye'nin zor döneminde sinema sanatçılığından taksiciliğe, sonra tekrar ait olduğu, asıl hak ettiği yere Türk sinemasının en tepelerine ulaşmış. İlk başlarda onu yakışıklı, romantik, Ferit olarak tanıdık. Sonraları bir büyük değişim yaşandı. Karakteri kişiliğiyle örtüşen büyük oyuncu kazandı Türk sineması. Sayısız ödülü var. Söz gelişi film festivallerinde 6 kez Antalya'da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. En fazla altın portakal kazanan sanatçı oldu. Yaşam boyu onur ödülü de aldı. 16. Uluslararası Ankara Film Festivali'nde Aziz Nesin Emek Ödülünü ve son olarak da bu yıl İstanbul Film Festivali'nde sinema onur ödülünü aldı. Tarık Akan için sinemanın onuru, yerinde bir isim ve sıfat buluşması, kesişmesi diyebiliriz. Tarık Akan şimdi karanlık döneminin tutanağı olan Anne Kafamda Bit Var adlı kitabından uyarlayacağı bir sinema filminde yönetmen olarak ilk kez kameraların arkasında yer alacak. Tarık Akan liseyi okuduğu Taş Mektebi yıllar sonra alıp modern bir eğitim yuvası yaptı. Eğitimci de o. Bir diğer konuğum Habertürk Televizyonu'nda sinema programı hazırlayan Oylum Talu. Oylum Talu Tarık Akan'ın aksine hiçbir filmde yer almadı ancak sayısız film izledi. Türk ve dünya sinemasının en yeni filmlerini tanıttı, yorumladı. Sinema televizyon mezunu olan Oylum Talu kısa filmler de çekti, reklam filmde oynadı. Gazetede sinema yazarlığı yaptı. Dilerseniz pazar söyleşimize başlayalım. Ama önce Tarık Akan'ın yaşamından kesitler. Köre sadaka. Cafer. Sen misin yakışıklı? Karanfilli herif geçti mi? Nasıl göreyim ben körüm? Bilgi yarışmasında gösterdiğiniz yüksek sahtekarlık ve zorbalıktan dolayı sizi tebrik ederim. Biz de sizi tebrik ederiz hocam, aleti tamir ettiğiniz için. Bu jiletti. İnanma arkadaş. Benim sevgili Ceylan'ım. Ankara'ya gidiyoruz. Orada iyi doktorlar var. Ben kafam çalardım o anlarda. Dayanamaz ki. Nasıl öyle bu şeytana bilemiyorum lan. Öyle gidersen yolda kalırsın. Donarsın. Donar mı? Donarsın. İçim alev alev yanar. Sana sordum. Beklerim dedin. Bin kez yıkansam bana bulaşan pisliğini temizleyemem. Neler söylüyorsun? Kendine sahip ol. Bundan böyle silah taşı. Merak etme baba. Bunun önüne geçmeliyiz. Güç kaybetmenin sırası değil. Toplumda saflar kesinleşirken bizim bölünmemiz davamıza ihanet olur. Ne oluyor? Askeri araçlar geçiyor. Etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç... Gelelim bir tane. Bir tane de... Aslı ben Sinan'da hata yaptım. Kızıma kaydı gönlüm. Sinan'ı başıboş bıraktım. Burada da çay içilecek bir yer var mı? Belediye bahçesi var. Bak, belediye bahçesi varmış. Güzel bir yaşam. Zorlu bir yaşam. Bir daha dünyaya geliş olsa yine aynı şeyi yaşar mıydınız? Aynen, aynen. Sinemacı olurdum. Kesin sinemacı bir oyuncu olurdum. Ama mesela liseyi bitirdikten sonra tıp fakültesini kazanabilseydim, makine mühendisliğine girdim.
doktor olmayı çok arzu ediyordum o yaşlarımda. Doktor olsaydım belki ses yarışmasına girmeyi düşünmezdim. Çünkü hala gönlümün bir tarafında doktorluk vardır. O zaman belki yolum başka olabilirdi. Bir tür doktorluk yapıyorsunuz gene. Bir model oluşturdu. Ve bakıldığı zaman Türk sinemasında Türkiye'nin, ülkemizin dışında onu aleyhinde asla hiçbir şey yapılmamıştır. Tamamen ülke kültürünü öne çıkartan, dış kültürlere karşı bir direnç gösteren, iyi olmuştur, kötü olmuştur, bunları bir kenara bırakalım. Yani o kendi içerisinde kendi tartışması, ama yüzeysel baktığımız zaman sinema bugüne kadarki 90. yaşını kutluyoruz. 90 yıldır bu ülkede sinema var ve bana göre çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Oğlum sen şimdi eleştirmen misin? Yorumcu musun? Kendini nasıl tanımlıyorsun? Aslında literatüre sinema eleştirmeni olarak girdik biz. Fakat ben eleştiri kelimesine çok karşıyım. Sinema çok zor bir sanat ve çok emek isteyen bir sanat. Bir değil, 10 değil, 100 kişi emek veriyor. Ben yorumcu olmayı tercih ediyorum. Tarık Akan'ı ilk hangi filmiyle izledin? Tarık Akan'ın ben 120 filmi var zannedersem. Hemen hemen hepsini seyretmişimdir diye tahmin ediyorum. Benim favorim Sürü. Ondan sonra da Yol. 1978 zannedersem Sürü. Zaten ikisi de 1980'de ödüllerini aldılar. Yani evet. Sadece heykel olarak söylemiyorum. Bıraktığı iz bakımından. Fakat ben Tarık Akan'ın o Mavi Boncuk, işte Hülya Koçyiğitli, Türkan Şoray'lı filmlerini de çok seviyorum. Ve hala reyting alıyor. Prime Time'larda yayınlanıyor. Ve gençler son derece ilgililer bu filmlere. Ben de onlardan biriyim. Çok seviyorum, çok izliyorum. Defalarca da izlemekten hiç bıkmıyorum. Ben Tarık Akan'ın bir röportajını okudum. Çok biri... Bir etkiledi o söyleme. Kara mizah yapmış. Diyor ki ben zengin çocuğu nedir bilmiyordum ama zengin çocuğu oynuyordum diyor. Doğru mu? Evet. Nasıldı? Ya ben bir emekli albay çocuğum. Bütün yaşantımız Anadolu'da geçmiş. Dağların tepesinde. İlk ortaokulu son sınıfta İzmit'e geldiğim zaman denizi orada gördüm. Türkçem bile bozuk. Yok canım. Tabii. Kayseri'de uzun süre kalmışız, Kars'ta kalmışız, Erzurum'da kalmışız. Bütün çocuklarla oynuyor. Onların diksiyonunu almışım ben. Ama sonra İstanbul'da tekrar eski haline geldi. Eski hal dedim, yani düzeldi demek istiyorum. Bakırköy'e geldik, zar zor yaşıyoruz. Evde aşağı yukarı dedem var, abim, ablam, böyle bir kalabalık bir aile. Baba aynı zamanda emeklilikten sonra Kasımpaşa'da sinemada müdürlük yapıyor. Kasımpaşa'da düğün salonunda müdürlük yapıyor. Ha. Gece yarısı geliyor babam. Ben liseye gidiyorum, para yetmiyor. İş portacılık nedir o ara? İşte o arada, lise bittiği arada geçimimi sağlamak için iş portacılığa başladık arkadaşlarla. Ne satıyordun? Türksan'ın defter kaplama kağıtları. Böyle o zaman renkli renkli, yeni alacalı bulacalı, çok çekici bir şey ve koca topları biz un kapanından sırtımıza yüklerdik. Böyle bakkal bakkal, sokak sokak onları böyle akşama kadar eritiriz. Aşağı yukarı günde 50 lira o zamanın parası. Çok iyi bir para. İyi bir para. Çok. Öyle bir para kazanırdık. Şimdi bu süreci konuşurken aynı zamanda sinemaya geçen Tarık Akan'ın biyografisi de bir ölçüde oluşuyor. Peki o zamanlar dünya başka. Bütün bulunduğu yerlerde Tarık Akan kızların çok beğendiği bir erkek miydi? Hayır, o da değil. Ya farklı. O dönemleri hatırladığım kadarıyla şöyle bir göz bakışını yakalıyorsun. Ama boyuma mı bakıyor? Bana mı bakıyor? Arkamda makine mi bakıyor? Onu ayırt edemez. Mahcup bir kadın gün, erkek ilişkilerini mahcup bir delikanlı mıydınız? 19 Mayıs stadında bu Eminönü'ndeki şeydeki Dolmabahçe'deki statta 19 Mayıs'ta gazoz satıyoruz. Gösteri var. Biz koca varili oraya koyduk. İçine de gazozları koyduk sabahın erkeninden. Ve Bakırköylüler olarak satış yapıyoruz. Bir süre sonra ben satış yapamaz hale geldim. Çünkü herkes bana bakıyor. Ve kızlar mızlar falan, ben utandım.
Oturdum, yanımda kozalak zeki vardı. Kozalak dedim, sen sat bunları dedim. Ben burada oturuyorum dedim, kovanın başındayım dedim. Kozalak sattı, ben orada o parayı da öyle yapmıştık. Yani demek ki böyle bir kuyruk vardı. Zaten kozalak dedim, benim kardeşimden daha öte bir dostumdur. Hala öyledir, eksik olmasın. O kafayı taktı, seni artist yapacağım dedi. Aldı resimleri götürdü. Lise bitti, makine mühendisliği. Makine mühendisliği, gece bölümünde İş yapıyorum. İşportada kağıt satılıyor. Yapıyorum, gece üniversite. Zaman zaman gazoz falan, tam evet. Böyle halkın içinden aynen. Bir geçişim. Tabii bütün oradaki yatay çelişkiler, itişkiler, kakışlar hepsi aynen. Var. Bu insana bir hayat mücadelesi, oyunculukta inanılmaz önemli olduğunu sonra anlıyorsun. Bu bir ufuk açıyor insana ve onu kullanmaya başlıyorsun. Onu bilincine vardığınız zaman, onları ben çok sonra farkına vardım. Yani sinemaya girdikten 5 yıl sonra oyuncu olmaya karar verdiğim an, o gençliğimin bana sağlamış olduğu avantajları, görsel avantajları, yaşadığım her şeyi sonra hep malzeme olarak kullandım onu bütün filmlerimde. Ben yine mizah yapayım, peki devam edeyim. Kozalak Zeki Bey size nasıl ses yarışmasına gönderdi? O sırada makine mühendisliği öğrencisiniz. Can Kurtaranlık yapıyoruz yazın. Bir de Can Kurtaranlık Ataköy'de var. Evet. O da çok fazla ses mecbası okur. Bir tek çok boğulan oluyor muydu? Daha çok boğulma taktikleri attı mı? Ama yani o dönemler biraz renkliydi. Plaj olduğu için renkliydi. Renkliydi, anlaşılıyor. Peki sonra? Dedi işte senin resimlerini vereceğim. Ya Zeki yapma etme eyleme. Ya dedi birinci olursan 7500 lira. İkinci olursan 5000. Üçüncü olursan 2500 lira para alacaksın. Ya en azından üçüncü olursun dedi ya. Bak dedi işte plajda böyle bu kadar çok kızlar bilmem neler. resim çekilmesi lazım. Resim çekilecek para da yok. O zaman da bir manken bir bayanla beraber ona söylemiş. O da beni Sirkeci'de bir manken ajansına davet ettiler ve ben gittim oraya. Gene Kozalak Zeki'yle. İçeride kızlar, erkekler gayet şıklar. Biz dökülüyoruz kıyafet olarak. Doğan Bey diye bir fotoğrafçı vardı. Hemen orada bir mankenin üstündeki deriyi çıkarttı. Ağzıma pipa verdi. Resimleri çekti ve bedavaya o resimleri Zeki gitmiş oradan almış. Ses mecbasına götürmüş, vermiş derken böyle serüven devam etti ve ben birinci oldum. Sonra 7500 lira. Gelmedi. Niye? Şimdi birinci oldum an artık işportacılığım bitti. Sokağa çıkamaz hale geldim. Birden şöhret oldum Bakırköy'de. Herkes artist diye göstermeye başladılar beni. Artist aşağı, artist yukarı. Bütün gün sabahtan akşama kadar kahvedeyim. Gece üniversiteye gidiyorum. Üniversite karışıyor. Artist olduk. Para da yok. Dedim ki ya Zeki bari git şu parayı al. Zeki gitti geldi dedi ki ya bu yıl ödül kalkmış, para ödülü kalkmış. Öldürüyordum o dakika Zeki'yi. Dedim beni niye soktun buraya? Ondan sonra biz dedik ya böyle olmaz, hep beraber gidelim ses mecmuasına. 10 kişi birden toplandık, bıçkınlar. Ses mecmuasının kapısına dayandık. Dedik ki vallahi biz birinci olduk, bizim paramızı verin. Rahmetli Erman Şener, yazı işleri müdürü de Erdoğan Sevgin. Tarık'cığım dedi gel yarın seni Yeşilçam'a çıkartacağım beraber. Bu prodüktörleri dolaşacağız, bundan sana film çektirmeye sözleri var. Bir dolaşalım bakalım dediler. Biz ertesi günü gene 10 kişi ve Erman abiyle Yeşilçam'a geldik. Erman Han. En üst kattan başladık, bütün prodüktörleri dolaşıyoruz. Herkes burun kıvırıyor, bir şey var ama ne var anlayamıyorum. Sonra bir tanesi söyledi, dedi ki sizin boyunuz çok uzun dedi, onun için dedi sizden artist olmaz dedi. Ha. Rezalet. En üst kata çıktım, Erman film. Şerafettin Gür, şu anda da çok sevdiğim, babam kadar sevdiğim bir dostumdur. Yarın gel dedi, sana dedi 2500 lira avans vereceğim dedi, durup dururken. Aşağı indim, bizim Beyoğlu'ndan Bakırköy'e dönecek paramız yok.
Oradan Sirkeci'ye yürüyüş, trenden kaçak Bakırköy. Ertesi günü yine aynı sistemle Beyoğlu, Ermanhan kapısına. Şeref abi bana şöyle bir deste parayı koydu masaya. Ben hiç heyecandan hayatımda görmemişim böyle parayı. Cebime soktum, aşağı indim. Dedim ki, hepsi bana bakıyor, 10 arkadaşım. Para nerede dediler, vallahi dedim para yok. Beni Yeşilçam sokağında bir kovalamaya başladılar bunlar. Ben kaçıyorum onlar arkamdan, sonra döndüm parayla ben onları kovaladım. Sabah saat 5 oldu, paranın hepsi bitti. Hepsini yedik. Nerede? Beyoğlu'da. Ama bir şey yaptılar bana, vakloya soktular ve sizin gibi böyle işlerinde ama kruvazi bir lacivert ceket aldılar. Dediler bana hiç olmazsa bir ceketin olsun dediler. Bir ceketle sabah saat 7'ye doğru Bakırköy'e döndük, gene parasız döndük. Ben... Sinemacılık böyle bir şey. Biraz uzun anlattım ama kusura bakma. Çok güzel. Bence harika bir şey. Oylum deminden beri orada gülerek dinliyor. Evet, çok sen keyifli bir hikayeden. Sen hiç sinema düşündün mü? Hep böyle kameranın arkasında durdun, kameranın öneri almıyor musun hiç? Kamera önünü aslında ben okurken de hiç düşünmemiştim ama yönetmen olarak mezun oldum. İşte bir iki kısa film, ondan sonra Habertürk'te sinema programı başladıktan sonra hem yönetmeniyim hem yapımcısıyım, sunucusu da olayım dedim. Fakat sinema teklifleri geliyor, dizi teklifleri daha çok geliyor. Şimdiye kadar değerlendirmedim. Yani şu andaki halimden memnun olduğum için kısmet. Altın paraşütle inmek başka. Böyle Bakırköy'den Sirkeci'ye kaçaktı da, Sirkeci'den Beyoğlu'na yürüyüş falan pek... Şimdi her şey daha kolay. O zamanlar film çekmek de daha zormuş, para bulması da daha zormuş, televizyon yok. İşte sadece yarışmalarla keşfediliyor bu tip jönler, güzel kızlar, kötü adamlar. Fakat dediğim gibi şimdi her şey sinemacılar için daha kolay. Yine çok zor ama geçmişe oranla daha kolay. İlk hangi filmiyle tanıdın? Mavi Boncuk. İtiraf ediyorum buradan. İlk kaç olarak yaşında, Mavi Boncuk. Kaç yaşındaydın o zaman? Kaç yaşındaydım? Herhalde bilinçli olarak bu filmi seyretmem 11-12 falan diye tahmin ediyorum ama tabii... Böyle kalbin motosiklet gibi çarptı mı? Tarık Akan tabii çok önemli ve... Teşekkür ederim. Jön. Hani şimdi jön tartışması var ya... Jön yok diyorlar değil mi? Tarık Akan gibi bir jön yok. Doğrusunu söylemek gerekirse. Jön nedir onu bilmiyorum. Gerçekten. Jön nedir? Neyin nesidir? Hani jön'ün kelime yani, etimolojik olarak kelime anlamı genç der. Jön ve jön file derlerdi. Kadın başrolü oynayan. Yani zaten sevildiği zaman, tuttuğu zaman o temelde jön veya jön fi denebiliyordu. Şimdi var mı bilmiyorum. Yok. Ben sizlere soruyorum. Şimdi şöyle bir tartışma oldu. İşte... beyler diyorlar ki ben çok iyi oyuncuyum, hanımlar diyor ki ben çok iyi oyuncuyum ama kimse ben şu kadar güzelim, bu kadar güzelim olayına girmiyor. Onun için birdenbire bir tartışma patlak verdi. Acaba jön var mı, yok mu? Türk sineması jön açlığı mı çekiyor? Fakat yavaş yavaş dolar jön açlığı. Halbuki çok iyi oyuncularımız da var. Ama neden jön diye değerlendirilmiyor bilmiyorum. Zannedersem bu jön tartışması da yine sinemanın içinden çıktı. Kendisini beyaz perdede gören aktörler, aktrisler televizyona acaba biraz uzak mı diyorum? Ne diyorsunuz? Yani siz beyaz perdenin en önemli oyuncularından. Daha sonra televizyona geçiş yapmaktan pek hoşlanmıyorlar sanki. Şey olarak çok farklı geliyor bana. Yani sinemaya alışmışım ben. Televizyonda dizilerde yaptım ama... Bu kameraların önünde bir şey yapmak bana inanılmaz zor geliyor. Ben yapı olarak öncesinden bir hazırlıklı olmam lazım. Ne güzel. En ufak detayına kadar matematiksel olarak meselemi çözmem lazım. O zaman her şeyi bitiriyorum. Ama o kadar hızlı akıyor ki bu dizilerde. 3 günde veya 4 günde neredeyse bir sinema dizisinin %1'ini zamanında orada bütün hepsini bitiriyorsunuz dizide. Kaldı ki sinemalar bile... Çok hızlı çekiliyor bizde. İnanılmaz yani. Evet, buna diziler rağmen, artık buna rağmen göz açıp kapayınca. Ben bunu sağlayamıyorum ve zaman zaman da özlüyorum. Yani sinema bulamadığım zaman hadi diyorum şunu da yapayım, hikayesi de fena değil diye giriyorum. Şu ana kadar 3 tane yaptım. 2500 liralık avansdan sonra ilk film hangisi? İlk film Fatma Girik'le Solan Bir Yaprak'la başladı.
Ondan sonrası devam etti. Fatma Girik karşısında heyecanlandınız mı? Hem de nasıl? Nasıl? Yani benim hayran olduğum insanlarla birdenbire karşı karşıya geliyorsunuz. O mahalleden çıkmışsınız Bakırköy'de. Ve birdenbire sizin kafanızdaki bir kadınla ve karşı karşıyasınız. İnanamıyorsunuz böyle bir şeye. Ve ona alışana kadar böyle aylar geçiyor. Dönemi şöhretlenen kimlerle karşı karşıya? Hepsini. Ve hepsi Türkan, arkası arkasına Şoray, gelmeye başladı. Evet. Filiz Akın. Fatma ile yaptım. Koç. Arkasından hemen Hülya Koçyiğit. Arkasından Türkan Şoray. Arkasından Filiz Akın. Arkasından Emel Sayın. Ve böyle... Sonra bir böyle bir değişim oldu. Evet. Değişim, sıkıldım. Gelişim. Yani o roller sıktı mı? Sıkıldım. Nasıl sıkıldım. Oldu? Ya ben yapı olarak öyleyimdir. Yani ben bir şeyden sıkıldığım zaman mutlaka alternatifini yaratmam gerekir. Bu yaptığım filmlerde tabii fiziğimin getirmiş olduğu uygun bir rol. Zengin aile çocuğu, yakışıklı, uzun boylu, farklı bir tip o zaman Türkiye'sinde. Ve zenginlik nedir, zengin aile çocuğu evet, nedir yani bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ben orada yani serseri bir çocuk oynuyorum, zengin aile çocukları öyle. Ondan çoğu çekim yapanlar da bilmiyor aslında değil mi? Evet, çoğu. Bence de. Ve suya sabuna dokunmayan dediğim yani hoş tamam. Hikaye olarak çok büyük işler yapıyorlar. Kapı çerçeve pencere kırıyor. En kötü filmi de büyük iş yapıyor ama ben o tarz filmleri yapmak istemiyorum. Ve Ertem abiye büyük baskılarda bulunuyorum. Peki Tarık dedi, senin için dedi Canım Kardeşim diye bir film yaptık. Halit Akçetepe ve küçük çocuğu kardeşimin, lösemi olan bir kardeşimin televizyon, o zamanlar daha Türkiye'de. Televizyon üstü biz de ölmek üzereyken bir televizyonu mağazadan çalıyoruz, getiriyoruz ve çocuk ölüyor, film bitiyor. O dönem benim Bakırköy'deki yaşadığım serseri kıyafetler gibi bir kıyafetli ve ilk defa o yakışıklı, güzel kıyafetli adam öyle bir kıyafetin içerisinde halk kabul etmedi. En çok iş yapıldığı dönemde o film 2.80 yattı. Ertem abi dedi ki bana, bak Tarık gördün mü, bana baskı yaptın, bunu çektim, al dedi, bak film 2.80 yerler dedi. Nasıl yorumluyorsun bu psikolojiyi? Yok, gerçekten çok başarılı bir film. Çok derece dramatik öğeleri olduğu gibi yansıtan ve oyunculuklarıyla o küçük kardeşin oyunu bile ne kadar güzeldir. Güzel, hoş bir film. Gerçekten belki bu dönemde yapılsaydı bu dönemin teknolojisiyle çok daha iyi bir iş yapardı diye düşünüyorum. Çünkü o zamanlar daha böyle işte Mavi Boncuk, Ferit dönemleriydi. Bu tip bir film gişe başarısı yakalayamadı. Aynı şey şu anda da var. Mesela şimdi Ferit dönemi dediğimiz filmler yapılsa belki onlar da şimdi gişe başarısı yakalayamayacak. Halbuki bu film gerçekten Türk sinemasının başarılı filmlerinden şey biridir. Soruyorum. Peki o devirde böyle her Bakırköy ya da Yeniköy neyse bütün ya Taksim delikanlıların en beğendikleri kadınlarla oynuyorsun. Etrafında bir sürü kadın. Güzel aşk öykülerin oldu mu o zaman? Böyle... Tabii canım, olmaz mı? Olamam. Tabii. Ama gerçekten. İşim yok. Ama ben bir önceki soruya döneceğim. Orada bir kere toplumun zevk ve kültür anlayışını değiştirmek dünyanın en zor meselesi olduğunu hissettim. Ve ondan sonra ha dedim, yani orada filmde değil sorun, sorun bende. Kabul ettirmek inanılmaz zordur. O işte kalıplaşmış olan bir kalıbı nasıl kırmanın yöntemleri nelerdir? Meseleye daha doğru bakıldığı zaman o kalıp kırılabiliyor. Şu anda da mesela yapılan işlerde toplumun, Türk toplumunun zevk ve kültür anlayışını değiştirme imkanları var istenirse. İstenirse var. Hayır, istenmiyor, kolaya kaçılıyor. Şu işler yapılırsa para orada, büyük para, bir yatır, yüz al. Ben şu anlamda söyledim, o sırada güzel aşklar yaşadınız mı diye. Bir anda insanı aşını döndürebilecek bir ortam doğuyor. Yani parasız bir çocuk, genç, cebi para görüyor. Güzel, en büyük şöhretli kadınlar işte oynuyor. Onlara aşık oluyor, belki onlar sana aşık oluyor. Böyle bir değişiklik yaşanıyor. Sadece kültürel değişiklik değil bu. Bir kültürel şok bu. O şokun altında ezilmeyişi nasıl
İzah ediyorsun. 4 yıl sonra, 4 yıl sonra o ceketi orada bıraktım, bir başka ceket. Ya bir süre kaptınız. Olmama senin imkan yoktu. Bir süre aktı öyle. Çünkü, sonra ben buyum yani, değilim dediniz. Hiç paran yokken dağ gibi bir parayla karşılaşıyorsun ve dünya değişiyor. Her şey, ufku deliyorsun, başka bir yere geçiyorsun. Yani onu sırtımdan çok çabuk atabilmişim ben. Bazı söylemler vardır. Bir film seyrettim, hayatım değişti. Bir kitap okudum, hayatım değişti gibi. Bir kapak yıldızı olmak zaten hayatı değiştirmiş ama hayatın değiştiği o nehir başka bir yatağa sürüklenmiş. Ne oldu da bu dönüşüm gerçekleşti? Şimdi o noktaya gelene kadar bir karar aldım. Ben artık salon filmi çekmeyeceğim. Santimental komedi türü film çekmeyeceğim. Sıkıldınız, ben bu değilim. Evet, ben bunları beceremiyorum. Ben bunları oynamayacağım dedim Ertem abi. O da dedi ki yani sana başka iş yok. Mecbursun bunu yapma. Dedim yapmayacağım. Yaparsın yapmazsın. Bir süre sonra Nehir diye bir proje geldi. Şerif Gören'in daha yeni yönetmenlik dönemlerinden. Nehir Sinan Cemgil'in yani 1970 dönemlerindeki sol gençlikten, bir arkadaşın başından geçmiş bir olay ama adı yok, hikayesi var. Gittik onu çektik. Final harika bir finaldi. Sonra Ertem Eğilmez bunun finalini kesmiş atmış. Kendisi kesmiş atmış. Filmi sinemada seyrettiğim zaman çok üzüldüm. Dedim Ertem abi ama niye kesiyorsun? Keserim dedi ve o dakikadan sonra ben de Arzu filmi bırakıyorum dedim ve bıraktım. 2 yıl bir boşluk. Çok film önemli. Vermiyorlar, rol evet. Vermiyorlar. Evet. Bir dayanışma var. Beş filmci tarafından paylaşılmış evet. Pazar. Evet. Kendi istedikleri doğrultusunda bir şey yaptırmaya çalışıyorlar. Ben de hayır diyorum. Ve Vasif Öngören hayatıma giriyor. O bir öğretmenim, hocam. Dünyaya bakışımın ufku açıları değişmeye başladı. Ben hiç... Gece gündüz, gün doğana kadar evinin terasında toplantılar. O zaman Zülfü Livaneli ve diğer bütün dostlar sabaha kadar sazlı türkülü böyle bir hayat yaşamaya başladı Vasif abinin evinde. Oradan çok şeyler öğretti bana. Kitap zevkini aşılandı. Gece gündüz kitap okunuyor, tartışılıyor. Ve sürecin hemen arkasında Maden filmine girdik. Madenle yıkıldı. Ve ben ondan sonra B türü ve C türü şirketlerle çalışmaya başladım. Arkasından Yılmaz abiden Sürü filmi teklifi geldi. Bu Maden'i galiba siz bir şirket kuruyorsunuz. Evet, bir şirket. Yavuz Özkan. Arif Keskiner. Evet. Tabii. Ondan sonra o Cüneyt Arkın da var. Şimdi Cüneyt Arkın yani size kimse iş vermeyince, rol vermeyince bir tek biz Cüneyt... kendi filmimizi kendimiz yaratırız evet. Demişsiniz. Bence enteresan bu konu. Bir tek Cüneyt çok iş yapıyor o dönemlerde. Senaryoyu verdik. Dedim ki ben Cüneyt 2 rol var. Hangisini istersen oyna, seç. Öbürü bana kalsın. Afişte başına sen yaz. Ne para istiyorsan da yaz. İstediğin paranın yarısını alacağım. Ama para film bittikten sonra. Peki dedi, imzaları verdi, kontratı yaptığımız gün ben kontratla Anadolu'ya gittim. Adana, Trabzon, Ankara, Güneydoğu Anadolu bölgesi, bütün bölgeleri filmi sattım. Geldim. Yani diğer film yapımcıların koyduğu ambargoyu bu isimler bir araya gelince kırıyor. Ve ilk defa Türkiye'de 2 star bir filmde görünüyor Türk sinema tarihinde. Altında da inanılmaz bir, doğru bir politik film yatıyor. Ve şaşırdılar. İnanamadılar. Nasıl, iyi iş yaptı mı? Hem de nasıl. Hem de yani bana göre o dönemin Hababam sınıfı derler. Hayır, Maden Hababam'ın geçmiştir. Çünkü ben hatırladığım kadarıyla 100 bin liraya oynuyordum. Cüneyt 200 bin lira alacaktı. Ya yani ben herhalde inanılmaz çok büyük paralar geldi oradan bana. En son işte geçen ay filmin tamamını satmış Arif Keskiner. Gene para geldi. Şimdi kaç yıl sonra? Kim çekti? Yavuz Özkan. Yavuz Özkan. Yani o dönemin sendikal haklarının yanlış kullanılmaması adına yapılmış bir film. Sarı sendika, doğru sendika, işçi, emekçi hakları. Köküne kadar çok doğru bir hikaye ve yapısı doğru olan bir film. Türkiye'yi inanılmaz büyük bir iş yaptı, sarstı.
ve o bana karşı gelen o hegemonya yıkıldı o filmde. Bu filmler sizin sinema tarihinde de böyle dönüm noktaları mıdır? Tabii ki, muhakkak ki. Bunlar tartışmasız Türk sinemasının tarihinin en önemli filmlerinden birkaçı. Dönem olarak yeni bir başlangıç bu Türk sinemasında. 1970'in sonlarına doğru ve 80 ile başlayan politik sinemanın başlangıçları politik herhalde başlangıç. Öyle değil mi? Ve tabii ondan bir öncesi Yılmaz Güney var. Yani Yılmaz Güney'in politik filmleri başlamıştır.